İyiyim demek. Bir de abi. Hiçbir şey yapmıyorum. Yok yok yok. Her şey yolunda demek. Her şey yolunda. Yavrum benim eldiven de yok. Vallahi bugün şanslı çok iyisiniz. İyi ki. Şimdi bir dünya rekoru denemesi için zaten orada bulunmuştuk ve dalışlar yapmıştık. Tabii o çok özel hikayesi olan bir dalıştı ve ilk defa böyle önemli bir gölde Türkiye için farklı bir noktada dalış yapılmıştı. Şimdi de bu bulunan batık tarih kokan bir yerde tekrar dalacağız. Buraya da ilk defa su altında bildiğim kadarıyla görüntülenecek ve dalış yapılacak. Dolayısıyla onun bir heyecanı var. Biz de nefesle inen ilk dalışçılar olacağız. Biraz önce de görüntü yönetmenimiz Tahsin Ceylan indi ve fotoğraflarını çekti, görüntüledi. O yüzden çok anlamlı. Umarım burası da ileride tüm dünyaya açılan özel bir dalış noktası olur. Çünkü birçok yabancılar için özellikle farklı bir dalış noktası olabilir ve o yapıda bir yer. Biz de ilk kez ineceğimiz için çok burada heyecanlı ve mutluyuz. Peki, teşekkür ederim. Ya burası zaten derinlikli de işte bu tarihi ilk kez su altından görmek çok zaten heyecan verici olacak. Yoksa buranın bir en fazla 3 metre derinliği var. Yok bak, en derin noktasını demeye çalıştım 84 metre olarak. Ne? Gölün. Buranın mı? Evet, evet. Van Gölü. Peki hiç dalmayı düşündünüz mü en derin noktasına burada? Evet. Düşündüm. Konuştuk 2010. Peki yapacak mısınız? Yani 2010'dan beri evet düşünüyorum böyle bir şey. Umarım. Yani peki öyle buradan duyurabilir miyiz? Öyle bir kez bir tarih var mı? Bence duyurmayalım. Valimiz de gelecek. Birlikte bir konuşalım. Eğer öyle bir şey olursa birlikte yine haberini yaparız. Yani sizler de yaparız ama şu an duyurmaya gerek yok. Sadece öyle bir isteğim var. Önce bir valilikle görüşüp. Van Gölü'nde de biliyorsunuz Münir Karaloğlu valiydi. O bize bu dalışı teklif etmişti ve önümüzü açmıştı. Belki bunu da birlikte organize ederiz. Önce bir görüşelim. Olursa birlikte kırarız. Ama tabii Şahik Hanım'ın Van'da kırdığı rekor, artı bir şey söyleyeyim arkadaşlar, irtifa dalışıydı. Yani o yükseklikte kırılan ilk rekordu. Öyle mi? Yani bildiğiniz gibi genelde rekor denemelerine derin dalışlara alışkınız. Hı-hı. Bu çok benim için sığ. Ancak derinliği, yani tarihi boyutuyla derinliği, hı-hı, çok olan bir dalıştı. Çünkü ilk çağın sonları, orta çağın başına ait olan bir bazilikaya kendi ülkemizde dalmak ve Hristiyanlar için bu kadar, hı-hı, önemli bir uğrak noktasına dalış yapmak, bunu ilk defa su altından görüntülemek bizim için çok özeldi. Sevgili Tahsin Ceylan su altından video ve fotoğraflarını çekti. Burada güzel bir bilim ekibi kuruldu. Ben de tüpsüz dalgıç olarak burada bulundum. Ya yani orada suyun altında olmak bambaşka bir his. Sizi o işte 1600'lü yıllara tekrar götürüyor. Çok anlamlıydı ve ileriki günlerde de burası sanıyorum tüm dünyadan birçok dalgıcı veya sığ olmasından dolayı da dalış yapmamış ama sadece maskesini alıp burayı izlemeye gelebilecek birçok tarih ve su sporu sever insan için önemli bir nokta olacak. Yani derinlik.